Arkadaşlar şöyle bir motorumuz var önümüzde. Yani mobilet olabilir, Peugeot 103 olabilir. Bu motoru bir arkadaşım hediye etti bana. Motor var ama ateşleme bobini yok. Şuradaki kasnaktaki kayış yok. Bir de motor sabitleme pimi yok. Onları bir ara alacağım. Ondan sonra burada takıştıracağız başka bir arkadaşımızla. Ben de o zamana kadar eksiklerini tamamlamaya çalışacağım bir yandan. Lastikler eski, patlamış. Onları tamir edeceğim. Boyanması gereken yerleri boyayacağım. Bununla ilgili video yapmayı düşünüyorum. Çektikçe bunları sizlerle paylaşacağım. İnşallah çalıştırabiliriz. Daha sonra eksik malzemeleri tamamlayacağız. Arkadaşlar Peugeot'dan usta çağırdık. Ahmet Bey şu anda. O da işinin ehli. Motorla uğraşıyoruz. Bakalım motoru koyduk şimdi. Çalıştırabileceğiz. Çalıştırabileceğiz mi? İşte köyde olunca böyle eksik şartlarda. Şey yapalım mı? Soyalım mı kabloyu? Öyle soyunca sıkacak mı? Kırdı teli de bakar ya. Arkadaşlar elimizde benzin hortumu da olmadığı için başka bir hortum ayarladı oraya ustamız. O da artık ne kadar sıkarsa idareten. Şu mili bulamadık, oraya başka bir tane ayarladık ama şu anda inşallah alev almazsın. Bak ben sana söyleyeyim. Benzin var orada. Kıvılcım var. Ahmet biraz pay bıraksaydın ama bırakmışsın zaten, tamam. Yeter o kadar. Yağ koymayacaksın mı? Kaç yıl oldu bu çalışmayalı? 7 yıldır daha oldu. 7 yıldır çalışmayan Peugeot, bakalım çalışacak mı arkadaşlar? Abartısız söylüyoruz, bakın gerçekten 7 yıldır. Ben dedim sana yağ koyalım diye. Yağlaşıyor. Benzin mi kapalıymış? Ya yorar. Evet. Arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyoruz. Çalışmıyor. Neden çalışmıyor Ahmet Usta? Bujimizin geçirmemezliğinden kaynaklı. Geçirmemezliğinden kaynaklı. Komşuya gittik Mustafa abinin, sağ olsun, parçalardan. Onu istedik, bunu istedik, değil mi? Bobin istedik. Evet. Olmadı. Kablo istedik, olmadı. En son adam bujilerini de söktük geldik. İki motordan bir motor yapabileceğiz bakalım. Hadi bakalım. O kadar değil ya, bir bujisini aldık adamındır. Bakalım. Olacak. Bakalım ateşleme var mı? Görünmüyor. Görünmüyor Ahmet. Görünmüyor. Kıvılcım yok. Sen bir tut bakalım. Yordu değil mi? Yoruyor. Yoruyor. Evet arkadaşlar. Elektrik sistemimizde problem var. Ha bak, benim elektrik sistemimde de problem var. Şarj. Şarj. Ateşlemeyi beceremedik, şimdi şehire gidiyoruz. Parça alacağız. Ateşleme bobininin önden deliklisi olmamış, arkadan deliklisi olacakmış ama ondan dolayı olmuyormuş. Yok nasıl lan, yandan mıydı? Yandan iki delikli mi olacak? İki delikli aynen. Ha, tamam. Bakalım açık yer bulabilirsek bir de ondan deneyeceğiz. İnşallah bu sefer olur, iyice iş inata döndü, çalıştırmamız gerekiyor. Çalıştırınca ne olacak, o da ayrı mesele de. Ya her şeyde var yani, benzini, bujisi. Bu arada bujide de zaten sorun çıktı, bujiyi değiştirdik. Bakalım göreceğiz.
Arkadaşlar sonunda mobileti çalıştırmaya başardık. Bayağı uzun uğraşlar sonucunda. Bobini değiştirdik. Gaz yemiyordu. Gaz telinde sorun varmış. Onu hallettik. Şimdi rolant ayarlamasını çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bas bakalım, bas!